uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çünkü birçok insanın sıkıntısı. Gece çok rahat uyku olanağı sağlayamıyor ki bunun birçok problemleri var aslında, değil mi? Evet, kişi uyuyamıyorsa. Şimdi sinüzit, orta kulak iltihaplanması, farenjit, bu organlardan, yani bu rahatsızlardan herhangi biri sinüslerden boğaza açılan kanalda geniz eti var hemen orada. Geniz eti bakteri, virüs ve mantarlara karşı özel bir salgı sağlar. Çok çok önemli. Şimdi kişi almış olduğu havayı burun boşluğunda, sinüslerde tüysü hücreler var. Tüy şeklinde. Ve tüyler de var, kıllar da var. Bunlar havayı filtre eder. İçerisinde, havanın içerisindeki bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Sinüs mukozasındaki mukoz, bu sümük, bakteri, virüs ve mantarlar yok edici özelliğe sahip. Artı havayı ısıtır. Direkt hava akciğerler olduğu gibi soğuk olarak inse veya sıcak olarak inse ne olur? Akciğerler buna ayak uyduramadığından ne olur? Üşütür. Hemen kişi bronşit olur, astım olur, zatır olur vesaire. Çok kolay hastalanır. Bu nedenle burundan nefes almak çok çok önemli. Havayı filtre ediyor, ısısını ayarlıyor, dengeliyor. Artı havanın içerisindeki bütün mikropları öldürüyor. Fakat diyelim ki sinüziti varsa veya farenjiti veya orta kulak iltihaplanması gibi rahatsızlar varsa geniz etinde problem başlar. Geniz eti yavaş yavaş büyür. Ki kış aylarında çok daha dikkat etmek lazım. Geniz eti büyüdüğü zaman ne olur? Nefes alıp vermekte zorlanır kişi. Burun yoluyla. Bu sefer ne olur? Ağzı açık yapmak zorunda kalır. Hocam, ağzı açık. Geniz etinde şöyle bir şey var. Bildiğim kadarıyla geniz eti büyüyor, şişiyor ve bunun havası alınıyor. Onu bir yakma metodu var. Daha sonra alamadığı takdirde sanırım kıkırdan sonra et ve kemiğe dönüşüyor. Doğru mudur? Yok ya, la la la. Ben yanlış bir bilgiler aldım. Şimdi alınırsa tabii ki çok önemli. Bağışıklık sisteminin çok önemli bir elementi. Bu da bir bezedir. Çok önemli fonksiyonları var. Tedavisi mümkün. Öyle hemen ameliyat, hemen kes al olmaz. Doktorlar geniz direkt eti. Bunu öneriyorlar. Hayır, yani onu yakalım, o şişliğini alalım, daha sonra kıkırdağa dönüşür. Hayır, antibiyotiklerle tedavi etmeye çalışılır. Antibiyotik kullandıkça da bu sefer bağırsaklara mantar yerleşir. Bağırsaklara mantar yerleşirse bakteri, virüs ve mantarlar çoğalır. Bu da birçok hastalığı tetikler. O iyi değil. Şimdi horluyorsa kişi tabii ki bunun yanında bademcikler şişerse horlar kişi. Artı bu boğazdaki kişi ağzını açtığı zaman gördüğümüz hemen dilin kökünde 2 tane bademciğin haricinde bir de gözükmeyen 2 tane bademcik gibi beze daha var. Adenosit denir. Evet. Bu bezeler gözükmez. Gözle, yani ağzımızı açtığımız zaman göremeyiz. Boğazın arkasında. Bunlarda iltihaplanma olursa bu da şişerse boğazdaki bezeler, lenf bezeler şiştiği zaman nefes almakta zorlanır. Kişi horlamaya başlar. Evet, bunun tedavisi mümkün.